Ve sabah gazetesine geçelim. Yine takımlardan gelişmeleri ilerleyen dakikalarda buluşturacağız sizinle ve değerlendireceğiz. Ee, sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın haberi. E, 1 milyar TL'yi bulmak zorunda. Galatasaray'da yeni yönetimi bekleyen ağır bir mali yük var. 30 Nisan'da yeniden sandık başına gidecek olan sarı kırmızılılarda mali tablo bir hayli sorunlu oyuncu alacakları Kemerburgaz finansmanı, bonservis taksitleri, bankalar birliği ödemesi gibi kritik kalemler kapıda demiş Sabah gazetesinde. Mehmet Özcan şimdi stüdyomuzda da haberinin detaylarını soralım. Çok mesela. güzel. Yani şu haberi yapan adamla şu an burada oturmaktan ben acayip keyif alıyorum. Evet. Şuradaki haberden önce bu benim için önemli. Yani o ikisini yan yana koysak şimdi şuradaki başkan adayı bu rakam bulmak zorunda. Evet. Ve Burak Bey gerçekten çalım attı gazı. Yani bu yaşanan süreç hani görevde kaldıkları sürede yaptıkları sonrasında yaşanan süreç ve işte seçim tarihi önüne bekleyen tablo. O isimlerden hangisi bu para hazır bir şekilde göreve gelecek? İsim bende kalsın. O isimlerden biriyle zaten rakamı böyle denkleştirdiğim zaten. Şöyle açalım Ceyda. Bankalar Birliği Anlaşması hep soru işareti. Gelirlerin %25'i gibi. Bu rakamda 200-300 milyon TL arası olacak. Bu bir. İkincisi 25 milyon euroyu bu takım kuruldu bu sene. Çıkaldan, Dağ'ın, Moruta'nın, Berkan'ın, bonservislerin ön planı çıktı. E 25 milyon euro peşin verilmedi Mehmet. O 3-4 yıllık vadeler. Onunla bir yine ciddi bir külfeti olacak sezon sonu. Hali hazırda futbol takımında oyuncuların bir %60 %70 alacağı var. Hangi alacağı var? 2021 yılına ait bütün alacakları yeni yılda sıfırlandı ama Ocak, Şubat, Mart ayı 3 aydır maaşların tamamını aldığını söz edemeyiz. O ödemeler birikecek. Futbol takımına bir ödeme. Üstüne transfere bir finansman ayırmanız gerek. Artık financial fair play yok. Öyle bir kıstas yok yani. Muhakkak transferde para harcayacak Galatasaray. Harcamak zorunda çünkü. Financial fair play yok diyoruz da. Fenerbahçe'de de aynı şeyi konuşacağız. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'de bundan evet. azat edilecek ama harcama limitleri olacak değil mi? Federasyonun belirlediği. Doğru. Bir de en son dengelerden sonra UEFA nasıl bir tavır sergileyecek? Bu konuda da kesin bir bilgi yok. Ve harcama limitleri oluşacak. Sizin ödemeleriniz belli. Elinizde ne kadar parayla bu hamleleri yapacaksınız? 25 milyon euro yapılmazsa Mehmet ama yine bir 5-10 milyon euroluk bütçe çıkar. Elinde sonunda transfer bir kaynak ayıracaksınız. 5-10 milyon euroluk bütçe çıkar da o senin ihtiyacın olan kadro için yeterli e tabii, mi? Tabii artı daha çok yani bir de iki tane olumsuz detay var Galatasaray ile ilgili birincisi. Malum yayıncı kuruluş gelirlerinin bir yarı yarıya düşecek olması gerçeği. İkincisi de bu sene demin e, zikrettim 14-15 milyon euro Avrupa Ligi'nden Galatasaray gelir elde etti. Galatasaray seneye Avrupa'da yok. Yani gelir kalemleri hızla evet. düşecek. Bunun yani bunun için giderler duruyor ama. E tabii. Yani böyle bir gerçek var o yüzden ciddi bir finansal yük bekliyor yeni yönetimi ve e, hemen yine sabah gazetesinde e, alt tarafta kalan haber var Volkan'ın haberi o da Volkan Demir imzalı Vitor Pereira'nın Brezilya serüveni de olaylı gidiyor ya, çok güldüm tek ben sorun bana. sistemi değilmiş üçlü savunma <laughs> eleştirileriyle Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli hoca Corinthians'taki altın maça da dörtlü savunma ile başladı maçın içinde üçlü sisteme dönen Vitor Pereira artık yerden yere vuruluyor Mehmet Emin Uluç dün Volkan'la konuştuk <laughs> diyor ki yani bu adam orada diyor, dörtte oynuyordu. ya bence bak hakikaten ben Vitor Pereira'yı seviyorum yani hoş bir adam sempatik bir adam ama e, biraz kafası karışık bir adam hani bazen çok şey bilirsin ama vakit dardır hangisini anlatayım derken oradan girersin buradan girersin ortaya saçma sapan bir şey çıkar büyük ihtimalle bunu yaşıyor Şimdi, burada üçcüyle başlamıştı ...dörtlüye dönmüştü, orada dörtlüyle başladı... ...üçlüye döndü sürekli bir karmaşa var... ...ya belki... E, ...ne bileyim geniş vakitte... ...hani ne derler... ...sabırlı yani, bir camiada uzun vadeli... ...yeni düşünen. gelin şey mi dermiş... Hani ...yerim der oynayamam dermiş... Yani bu hocaya geniş bir alan vermek lazım... ...geniş alan, geniş zaman vermek lazım... E, ...baskıyla baş edebildiğini söylüyor sürekli ama... ...agresif davranışlar sergiliyor... ...ve bence... E, bu da kaosa sebep oluyor. Bilmiyorum belki de bir nefes alması gerekiyor. Yani çok kısa bir sürede çünkü yine gitti evet, takım evet. aldı. doğru. Ben de dışarıdan bir göz olarak yorum yapayım Mehmet Bey. Belki yani rahat yorum olacak ama ben Pereira'yı hoca olarak beğeniyorum yani. Ben de e, onu söylüyorum bak. Çok kötü başarısız bir başarısız teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ya Portekiz'de, değil. Yunanistan'da e, olimpiyat Olympiakos şampiyonları. Artı yanlışım varsa düzelt lütfen. Çin'de de şampiyonluğu var bu arada. Çin'e giden her teknik adamın e, şampiyonlu olmuyor. Bak uzak doğuda da şampiyonluğu var. Şampiyonluk benim için bir kriter değil. Ya ben Şimdi şöyle şampiyonluk e, detayına takılıyorum. Ne olursa olsun o şampiyonla oynayan takımları çalıştırmak da büyük takımda bence bir ortak nokta. Tamam, Mesela Tudor çok ilişkilendirmiyor. Karabük de başarılıydı. Bugün İtalya'nın alt sıralarında mücadelenin onu iyi bir seviyeye getirdi Verona'yı o tarafı. Hani şampiyon oynayan takım, işte Olympiakos öyle bir takımdı bakarsak. Yine Portekiz geçmişte öyleydi. Hani o anlamda çok bana mantıksız bir tercih gelmedi e, Pereira. Şimdi mesela Fenerbahçe camiasında taraftarlar azından sosyal medya üzerine şunu konuşurlar. Acaba diyorlar, Vitor Pereira bir sportif direktör olarak masaydık. Şimdi bu adamı Türkiye kazandırdı. Josep de Souza var. Evet. Şu anda Fenerbahçe'de devam eden Crespo var, kim var? Evet. Şimdi hocanın e, oyuncu tercihleri konusunda çok doğru dokunuşları var doğru işler yaptığını da biliyoruz. Mesela bu adam ilk üçlüyü denediğinde Monaco'ya karşı denemişti. İlk döneminde. Doğru. Linç ediyorduk adamı. Hı hı. Asacaktık. Adam gelmedi zaten. Gitti. Kaçtı gitti. Öyle bir eleştirdik ki biz. Vay efendim biz Monaco falan filan. O Monaco yarı final oynadı. Yani Monaco'ya elenmek sonrasında çok daha normal bir şey değilmiş geldi önümüz. Ya bu adam bir şeyler yapıyor, bir şeyler biliyor ama büyük ihtimalle baskı altında kontrolünü kaybediyor. Çok affedersin seni tamamlamayın. Çok güzel bir detay. Ben de bu sezon başı üçlü sistemle başlayacağını öğrendiğimde şunu söylemiştim. Üçlüye başlayabilirsin. Elinde bir solak stoper var Salay. O önemli. Ama hani bu takımın Caner'le Gökhan gibi oyuncular evet. onların da 10 on sene önceki hali. Hani Nazım mı oynayacak, Novak mı oynayacak? Perere ne yaptı? Ferdi ve Osay Samuel olmaz dedik. Bugün yenilen nokta. X bir hoca gelsin Fenerbahçe'ye. Desin ki ben üçlü oynuyorum. 3-4-3-3-5-2. Üç, 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 Kanatlarımda Ferdi Osay Samuel olacak. İtiraz eder miyiz? Yani Ferdi Osay Samuel oldu yani. O evet. öngörüsü de gerçekleşti bence evet. Pereira'nın. Yani diyorum ya birçok noktada yani Pereira'nın Pereira ekstern artlarını bir yere koysak bence artları ağır basar. Ama şöyle söyleyeyim düzelteyim. Artları daha fazladır. Ama o kadar Kırılma noktalarında hata yapıyor ki veya e, inatçı ya da agresif kalıyor ki tolere edemiyorsunuz artık. Evet. Peki takvim gazetesi de operasyon başlıyor demiş e, Fenerbahçe'ye dair. Gidecekler kalacaklar ve takviye yapılacak bölgeler belirlendi ifadelerini kullanmış. E, Miha Zayt, Crespo, Valencia, Percas ve Serdar Aziz devam edecek. Kaleci, Stoper, Sağ ve Sobek, Kanat ve forvet transferleri yapılacak demiş. Bunu da ilerleyen dakikalarda yine Fenerbahçe'ye geçtiğimizde